Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Seminerimde yine baş başayız. İnsanoğlu mükemmel olmanın peşinde koşuyor. Yani evet. Ben mükemmelim, benden daha iyisi yok. Bunun bizi nereye götürdüğünü biz 3 aşağı 5 yukarı artık öğrendik. Evet. Ama Orhan Gencebay'ın şarkısını hatasız kul olmaz. Evet. Hatasız kul olunmaz aslında. Hatasız kul, evet, çok güzel. Evet. Bununla ilgili bir çıkarım vardı, onu duymak evet, istiyorum. Evet, insanın esmai talimi ve esma ile olan esma-i hüsna ile olan teması insana şunu gösteriyor. Yani kusurlu olduğunu, hatalı olduğunu kabul etmeyi, ben hatalıyım, ben eksik olabilirim, ben kendi hakkımda yanlış bir karar verebilirim dediği anda aslında meleklerle aynı safa geçiyor. Hani biraz önce önceki programda söyledik ya, Sübhaneke la ilme lena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ayetiyle temas kurmuş oluyor insan bunu itiraf ettiğinde ve meleklerin safında yer alıyor. Yani kendi kusurunu kabul eden nefis, kendi kusurunu itiraf eden nefis olmakla İnsan makamına çıkıyor. Ondan sonra Rabbimizden gelecek olan ilhama açık hale geliyoruz ve ilham verebilecek hale geliyoruz. Nefsi mülhimeye çıkıyoruz böylelikle. Sonrasında nefsi mütmainne geliyor. İlham aldığında ve ilham verebildiğinde, Rabbinle bağ kurabildiğinde ondan sonra Rabbinin yaratışından razı oluyorsun. Kalbin mütmain oluyor. Yani esma talimi o açıdan hani bu aşamaları geçebilmemiz ve bu terbiyeyle, bu rububiyetle hani terbiye olabilmemiz açısından önemli aşamalar. Şu günlerde galiba pek çok kişi, dün akşam da bir arkadaşla telefonda konuştum da işte annesi de babası da çocuğun gayet Allah'ın istediği gibi yaşayan insanlar. Ama çocuğu artık yanlış arkadaşlar mı, sosyal medya mı, internet mi ya da çocuklukta oynanan bu vurdalı kırdalı oyunların insanın acaba merhametini yok etmesi mi? Her neyse. Anneler babalar şu soruyu soruyorlar. Hani benim gibi bir kadının, benim gibi bir adamın bu çocuğu bu hale nasıl gelebilir? Hani gelebilir. Orada benim gibi dememek lazım. Çünkü i̇şte dönüp orada... bakacak. Dönüp bakacak. Hazreti Adem'in oğlu Kabil'e bakacak. Hazreti Nuh'un oğlu Kenan'a bakacak. Hazreti Asiye'ye bakacak mesela. Firavun'un yanında iman eden bir Hazreti Asiye örneği var. Hazreti İbrahim'in örneğine bakacak. Zalim bir babadan sudur eden alim bir evlat olarak Hazreti İbrahim'i görecek. Yani herkesten her şey sudur edebilir. Herkes her şeyi yapabilir potansiyeldedir. Herkes her hale düşebilecek potansiyeldedir. O yüzden hep biz şunu hatırlayacağız. Yusuf suresi 53. ayette ben nefsimi tebriye etmem çünkü nefsim emmaredir. Rabbimin rahmeti yetişirse başka Rabbim rahim ve gafurdur diyeceğiz arkadaşlar. Yoksa mümkün değil. Herkesten her şey çıkabilir. Alimden zalim, zalimden alim çıkabilir. Allah bunu bize imtihan olarak gönderdi. Ne Hazreti Adem'e ne kadar yazacağız? Evet, Hazreti Adem'in imtihanı iki oğluyla mesela iki tane oğul kaybeden Hazreti Adem'i düşünelim. Bir anda vefat eden, katle uğramış Hazreti Habil var. Bir anda kendini manen öldürmüş, ahiretini yakmış ve kendi dünyasına daldırmış olan kayıp bir evlat var, Kabil var. Yani düşünebiliyor musunuz bir babanın yaşayabileceği acıları? İmtihanı. Hazreti Nuh'un halini düşünelim. Hazreti Nuh kendine isyan eden oğluna gemiye binerken ey oğulcum hadi bin gemiye diyor. Hayır binmeyeceğim diyor. Israr ediyor binmemekte. Ben diyor dağa çıkarım ve dağ beni korur diyor. Orada ama ben o zaman diyor. Ben diyor evet. Ve o zaman yani dağı Rabbine şirk koştuğunu anlayabiliriz buradan. Hazreti Nuh ne diyor? Ey oğulcuğum diyor. Rabbimizin rahmet edeceğinden başka kimse bugün kurtuluşa ermeyecek diyor. Hadi gel yavrucuğum diyor. Ama o babasının eline ittiriyor ve o arada dalga onu alıp götürüveriyor. O güvendiği dağlar da dalgaların altında kalıyor. O yüzden yani onu söylediğimiz anda, nefsimiz onu söylediğinde, hani benden nasıl böyle bir evlat çıkabilir dediğimizde tövbe istiğfar edelim. Neden? Çünkü orada kendimizin
maddemize ya da yaşadığımız olaylara bir kuvvet veriyoruz anlamına gelir. Kendimiz sebep olduğumuz için, o sebebe kuvvet verdiğimiz için Allah muhafaza şeytanın ben ateştenim, ateş topraktan üstündür dediği cümleyi farklı kelimelerle söylemiş oluyoruz. Estağfurullah elazığım. Evet. O için hazır bunu konuşmuşken tövbe istiğfar üzerinde evet, duralım şimdi inşallah. Şimdi iblis ümitsiz demek Rabbi ile ilişkisindeki adıdır. Daha önceki programda söylemiştim. Şeytan da saptıran insanla ilişkisindeki adıdır. Gurur ve enaniyet rahmetten kovulmayı netice verir. Yani şeytan rahmetten ve cennetten kovulur. Araf 13'te öyleyse cennetten in. Çünkü orada senin tekebbür etmeye hakkın yoktur. Oradan çık, muhakkak sen alçalmışlardansın diyor Rabbimiz. Kibir ve gurur aslında şeytanın ne kadar küçüklük alameti gösterdiğini ortaya koyan ve kendi büyüklük helakımız. Taslayarak kendi helakını, kendini üstün zannederken ne kadar alçak olduğunu gösteren bir şey oluyor ki hatta üstünlük taslayan insanların, kibir gösteren insanların aslında kendilerini çok değersiz hissettiklerine dair bulgular var narsizmde. Bunu da böylece araya sıkıştırmış olayım inşallah. Şimdi kibir, zillet ve hakareti netice veriyor, tekebbürü şeytanın. Şeytan cennetten kovulduğunda cennetten kovulmasına sebep olarak gördüğü Hazreti Adem'le sonra Hazreti Adem'in işte Hazreti Adem'e enis bir kul olsun diye yaratılan, eş olsun diye yaratılan Hazreti Havva ile uğraşmaya devam ediyor. Cennetin etrafında dolaşıyor. Sürekli fısıldıyor Hazreti Havva'ya da Hazreti Adem'e de. Biliyor musunuz neden size o ağaç yasaklandı? Şecere-i Hult üzerinden, yasaklanan bir şey üzerinden. Çünkü diyor Allah diyor sizi buradan, o diyor sizi buradan kovacak, indirecek. Eğer o ağaçtan yerseniz, o ağaçtan yediğinizde siz sonsuz bir şekilde burada kalacaksınız, ölümsüz olacaksınız ve melek gibi olacaksınız yani tam diyor. Tersini. Evet, melek olacaksınız diyor. Halbuki Rabbimiz Hazreti Adem'i de Hazreti Havva'yı da uyardı. Dedi ki onu dinlemeyin dedi, onunla konuşmayın dedi, ona yaklaşmayın. Bilin ki o sizin için adüvün mübindir dedi, apaçık yani, bir düşmandır dedi. Ama şeytan o kadar ısrarla ve o kadar fısıltıyla ve sanki bizim yararımızaymış gibi fısıldıyor ki Hazreti Adem'le Havva'ya. Nihayetinde bir acaba sorusu geliyor Hazreti Havva ile Hazreti Adem'in aklına. Acaba bu gerçek olabilir mi? Bakın bizim de aklımıza geliyor. Bir şey konusunda çok ısrarla propagandaya maruz kaldığımızda acaba geliyor aklımıza. Nefsimiz çok ısrar ettiğinde acaba gerçekten bu benim yararıma olabilir mi, bu benim faydama olabilir mi diye soruyoruz. Buradaki anahtar kelimelerden biri de demek ki ısrar. Israr. Yani kötülükte de iyilikte de demek evet. ki ısrar. Evet. Yani şeytan o kadar ısrarla ve o kadar fısıltıyla devam ediyor ki bakın davasına ne kadar sadık. Çünkü o yemin etti dedi ki ben sana gelen yollarda sağlarına, sollarına, önlerine, arkalarına oturacağım ve sen onları şükretmez vaziyette bulacaksın dedi. Ve gerçekten de ne yaptı cennette Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya? Sağdan yaklaştı, soldan yaklaştı, fısıldadı, iyilik yanıyla göründü. Bir anlık yanı. Boşlukta. Evet. Onlar da o acaba sorusuyla, gerçek olabilir mi sorusuyla ağaca yaklaştılar. Yaklaşmalarıyla birlikte oraya uzanmaları bir oldu ve bir anda ne oldu? Avretleri açıldı deniyor. Şimdi avretleri açıldı denince biz zannediyoruz ki sanki onlar işte cennette giyiniktiler ya da farklı şeyleri vardı. O yüzden avret bölgeleri açıldı ve onlar da ondan utandılar. O yüzden saklandılar cennet ağaçlarıyla, yapraklarıyla diye düşünüyoruz. Bu böyle mümkündür, zahirde böyle anlaşılabilir ama aynı zamanda insanın hata ettiğinde ya da hatalı bir söz söylediğinde, hani karşı tarafta anlaşıldığında utanacağını düşündüğü şeylerde ilk yaptığı tepki yüzünü örtmektir.
Kızarması yani yüzün. Neden yüzün kızarmasıdır ve elimizle yüzümüzü kapatırız ya da ağzımızı kapatırız ki bir perde oluşsun. İnsan nasıl yaptım diye hem kendimizden örtünürüz hem başkalarından kendimizi örtmeye çalışırız. Şimdi Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın da o cennet yapraklarıyla örtünmeye çalışmalarının aslında bizim açımızdan anlaşılan yönü şu diye düşünüyorum. İçlerinde var olan o hata edebilirlikleriyle, yanlış bir şeyi yapabilirlikleriyle, şehvetleriyle ve Allah'a karşı isyan etme potansiyellerini gördüler, ortaya çıktı ve bundan dolayı çok utandılar. Ve o utanmayla hem kendilerini birbirlerinden sakladılar ve Rablerinden saklamaya gayret ettiler. Yani cennet ehlinden saklandılar. Dolayısıyla hani biz de düşünelim. Bizim de saklandığımız yerler var. Mesela biz çoğu şeyimizi ne yapıyoruz? Perdeliyoruz, maskeliyoruz, insanlara göstermek istemiyoruz. Ama içimizde neyi taşıdığımızı biz gayet iyi biliyoruz. Biz de biliyoruz. Allah mesela kibir maskesi ya da kendini çok değerli gösterme, çok kıymetli işlerle meşgul oluyor gibi göstermenin arkasında kendisine hiç değer vermemek gibi bir durum saklanabiliyor. O diyor ki ben çok değersizim. Çok değerli olabilmem için şunları şunları yapmam lazım. Bakın bir perde koyuyorsun, bir yaprakla örtüyorsun kendini. Aslında o yaprakla örtmede de acziyetini fark edip belki evet. de bir nevi tövbe yerine de geçiyor mu? Yani o çünkü Allah o pişmanlığı evet. istiyor ya bizden evet. tövbemiz. Bundan sonra zaten ona geçeceksin evet, galiba. Evet. Şimdi Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın hem birbirlerinden hem de cennet ehlinden ve Rablerinden saklanmaya çalışmalarıyla birlikte anladıkları bir şey var. Yani ha evet bizim isyan etme potansiyelimiz var. Biz Rabbimizin sözüne değer vermedik. Rabbimizin bize vaadini görmedik. Rabbimizin bize uyarmasını, şeytana karşı uyarmasını ciddiye almadık. Dolayısıyla da biz kendimizi israf ettik diyorlar. Ki ayette bunu görüyoruz. Ne diyorlar? Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ve bunu fark ettikleri için, bunu söyleyebildikleri için Rabbimiz onları affediyor ve vazifelerinin başına dünyaya gönderiyor. Şimdi biz zannediyoruz ki dünyaya indirilişimiz bir ceza. Neden bu düşüncenin içindeyiz biz? Kitab-ı Mukaddes'ten, İncil'den ve Tevrat'tan gelen bir takım rivayetler üzerinde ilk günah ve o günahın karşılığı olan ceza diye bir şeyler var, bölümler var. O bölümler sanki hiç değişikliğe uğramamış gibi tefsirlere ve Müslüman alimlerin şeyine yansımış. Ve o yüzden kadının mesela sancıyla doğum yapmasının, Yahudilikteki. Evet, ondan sonra işte adet görmesinin hepsinin aslında hani Hazreti Havva'nın sanki Hazreti cezası. Adem'i kandırdı. Ondan sonra Hazreti Adem'in düşünecek aklı yoktu haşa. O yüzden Hazreti Havva böyle cezalandırıldı diye. Kadını o zaman diye. İşte ikinci sınıf ya da kötü evet. şeytanı temsil eden evet, bir varlıkmış aynen, gibi göstermeye öyle. Çalışıyorlar. Halbuki Kur'an'da böyle bir ibare yoktur arkadaşlar. Kur'an'da Adem ve eşi diye bahsedilir. Hep ikisi beraber bahsedilir ve ikisinin beraber uzandığı söylenilir. Yani Hazreti Havva suç. Hazreti Adem'i ağacın altına götürmemiştir. Beraber gitmişlerdir, beraber karar vermişlerdir ve beraber örtünmeye çalışmışlardır. Beraber tövbe istiğfar etmişlerdir. Beraberce dünyaya indirilmişlerdir. Bunu unutmayalım. Yani bir şey de kadını suçlamak demek ya da bir başkasını suçlamak demek ki buna denk geliyor. Aynen şeytanın sen beni azdırdın, sen beni azdırmasaydın ben secde edenlerden olurum demesiyle aynıdır arkadaşlar. Yani sanki Hazreti Havva, Hazreti Adem'i kandırmıştır, ikna etmiştir. Hazreti Adem'in aklı yoktur ki bu Hazreti Adem'i yücelteyim derken aşağılamaktır, yerin dibine sokmaktır. O yüzden hani burada şunu düzeltelim. Hazreti Adem ve Hazreti Havva beraberce yaptılar. Yapmışlar. Ne yaptılarsa. Bu beraberce oldu. Sadece kadının ya da sadece erkeğin kararıyla olmadı. İkisi beraber karar verdiler. Yine burada bence dikkate evet. celbeden bir konu var. Şeytan insana Hazreti Adem ile Havva'ya hı-hı. ne verdi? Öncesinde onun yaratılışında bir şey var mı? Dahli var mı? Hayır yok. Hayatı veren kim? Allah-u Teala.
O cennetteki o muhteşem yemekleri, ağaçları evet. veren elma, o yasak ağacının haricinde kim? Allah. Yani bazen insan kendisine her şeyi veren, her fırsatı sunan, evet. kişilerden uzaklaşıp da dışarıdaki bir düşmanın lafına nasıl kanıyorsa, değil mi? Bugüne uyarlaması da o bence. Yani nankörlük de var yani evet. burada. Hem kibir, hem şeytanın kibrinden sonra bizim nankörlüğümüz. Çünkü burada şöyle bir şeyden bahsetmek mümkün. İnsanın sonsuzluğa ihtiyacı var. İnsan sevdiğinde sevgisi bitsin istemiyor. Elmayı tattığında elmanın lezzeti hep daim dudağında, damağında kalsın istiyor. Yani çocuğu işte çocuk kalsın, ondan sonra büyümesin ya da hiç ölmesin istiyor. Ama dünyada insanın böyle bir imkanı yok. Hiçbir şey sonsuz değil. Bakın şu sıralarda hani patlak veren şeyler var ya, skandallar var. İşte ne acı. İnsanların gençleşmek için çocukların kanını kullanmaları, onların ölümlerine sebep olmaları gibi şeyler. Yani düşünün, bu insanların sonsuzluğa ne kadar ihtiyaç duyduğunu ve bu sonsuzluğu yakalayabilmek ve uzun ömrünü daha da uzatabilmek için nasıl cürümler işleyebilecek gösteren bir şey. Çünkü insan bu konuda aciz, hayatını devam ettirebilme, hayatını uzatabilme konusunda her türlü cürmü işleyebilecek potansiyelde. Şimdi Hazreti Adem ve Hazreti Havva'da da, onların fıtratında da sonsuz olmak var. Bir de melek olacaksınız diyor ya, ama insanın aynı zamanda sorumluluktan kaçma, sorumluluğu üstlenmeme potansiyeli de var. Bütün kolayı tercih etme. Kolayı tercih ediyoruz, sorumluluğu üstümüze almak istemiyoruz, başkalarını suçlayabiliyoruz şeytanın yaptığı gibi. Sen olmasaydın bu olmazdı diyoruz. Senden dolayı yaptım bunu diyebiliyoruz. Senden ötürü, senden ötürü var ya. Senden ötürü. Yani olabilir, bütün bunları insan söylemek istiyor. Ve Hazreti Adem de, Hazreti Havva da evet cennetteler. Ama biliyorlar dünyaya ineceklerini, vazifelerinin başına geçeceklerini. O yüzden o sonsuzluğu, o rahatı, o hani sorumsuzca yaşanan, o sorunsuzca ve sorumsuzca yaşanan orayı kaybetmek istemiyorlar. Bu sonsuzluk ihtiyacımızın bir tezahürü aslında. Dolayısıyla da o sonsuzluk ağacına, yani yediğinde melek olacakları, yediklerinde sonsuzca cennette kalacakları o ağaca yaklaşmaları o sebepten çok kolaylaşıyor. Çünkü onunla kandırdı. Sonsuz evet, olacaksınız. Kandırdı, evet. Şimdiki mesela estetik ameliyatlarla kendisi 80 yaşında diyelim, 30 yaşındaki bir insana çevirmeye çalışması insanın da aslında bu. Ha? Evet, evet. Ama öleceğiz. Ama öleceğiz. Ama öleceğiz. Yani. Ölüme çare yok. Bugün de biraz toparlayalım. Evet. Şimdi Hazreti Adem'le Hazreti Havva şecereyi hulde dokunduklarında işte avretlerinin açılmasıyla hata ettiklerini anladılar ve hata ettikleriyle farkına vardılar ve hemen evet, öğrendikleri kelimelerle ve Rablerine yöneldiler ve tövbe ettiler. Şeytanın hesaplayamadığı şey buydu, insanın tövbesi. İnsanın hatasını fark edebilme potansiyeli ve hatadan vazgeçebilme potansiyelinin farkında değildi. O zannediyordu ki işte o nasıl cennetten kovulduysa Hazreti Havva'da, Hazreti Adem'de sonsuza kadar cennetten kovulur ve o da böylece muradına erer gibi görüyordu kendisini. Dolayısıyla ne yaptı? O tövbesiyle onlar ne yaptılar? Affedildiler. Şeytanın bilmediği, insan hakkında bilmediği şey buydu. Yani bildiği bütün zaaflarından kaşımıştı, kaşıyor hala bizi Ademoğulları olarak. Ama bilmediği ve fark edemediği şey insanın tövbe istiğfar edebilme potansiyelinde olması. Rabbine dönebilmesi, Rabbinden af dileyebilmesi ve temizlenebilmesi bununla. O yüzden tövbe istiğfar çok önemli bir salih ameldir. Hatta en önemlisidir. Ve tövbe istiğfar o kadar önemlidir ki Rabbimiz kendisini o kadar çok gafur olarak, gaffar olarak, haliman gafura olarak, rahiman gafura olarak o kadar çok zikreder ki en çok geçen esmalardan birisidir Kur'an-ı Kerim'de. O yüzden arkadaşlar istiğfar etmekten gocunmayalım. İnsanız, aciziz, fakiriz, kusurluyuz, hata edebilme potansiyelimiz çok yüksek. Hata edebildiğimize, hatamızı itiraf etmemiz, kabul etmemiz, Rabbimize dönmemiz ve onu tamir etmeye gayret etmemiz
bizi insan kılar, bizi değerli kılar. Hazreti insan. Hazreti insan oluruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, siz diyor hiç hata işlememiş olsanız, hani o noktaya gelseniz Allah sizi vefat ettirir. Yeni sizin yerinize hata edebilen ve hatasını görüp tövbe istiğfar edebilen kullarını yaratır diyor. O yüzden bizim meselemiz hatasızlık değil. Maksadımız. O zaman estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim, el kerim, el lezi la ilahe illahu, el hayyul kayyum ve etubu ileyhi. Suresi 10-12. ayeti de okuyuverin lütfen. Yarın görüşmek üzere. İnşallah. Allah'a emanet olun.